Şimdi tabii e, az önce ABD İran'la İsrail arasında yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Batı Asya'ya F-22 savaş uçakları göndermişti. O e, gelişmelere dair e, görüntülere ekranlarınıza yansıtmıştık. Şimdi Ukrayna'ya gideceğiz sayın seyirciler. Ukrayna'da da çok iç açıcı haberler yok. Gelin bir neler yaşandığına dair notlara da bakalım. Ukrayna'da özellikle Kursk bölgesinde efendim Ukrayna ordusu Rusya'nın Kursk bölgesine saldırdı. Ukrayna daha önce de Donbas ve Kırım'a saldırmıştı. Ukrayna bu toprakların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Oysa Ukrayna ve ona destek veren NATO ülkelerine göre de Rusya toprağı. Bu nedenle Ukrayna'nın Kursk saldırısı farklı bir anlam taşıyor. Şimdi tabii Kursk bölgesi Rusya'nın eskiden beri sahip olduğu topraklar. Yani e, bu özel operasyonun başlamasından sonra e, topraklarına kattığı bölgeler değil. E ezelden beri e, Rusya Federasyonu'na ait e, topraklar. E daha önceden Ukrayna tabii e, Rusya'nın bu geleneksel eski topraklarına çeşitli füze atışları vesaireler yapıyordu ama ilk defa e, o sınırı e, geçen ve ileriye doğru e, giden bir e, harekat e, başlattılar. Ukrayna saldırısının ardından federal düzeyde acil durum ilan edildi ve bölgedeki siviller tahliye edilmeye başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk bölgesinde 945 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Peki Ukrayna bu saldırıyı neden yaptı? Ee, Ukrayna e, NATO'yu ya da NATO ülkelerini e, doğrudan e, cepheye çekmek istiyor yani Rusya'nın e, geleneksel topraklarına saldırarak e, Rusyayı da e, kışkırtarak ve biraz aslında büyük de maceralara e, sürüklenerek e, Fransasını, Amerikasını, İngilteresini, Avrupa ülkelerini e, doğrudan e, çatışmanın içine e, sokacak adımlar. E, Attığını söyleyebiliriz Vatan Partisi Rusya temsilcisi Mehmet Perinçek, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa dolaylı yoldan dahil olduğunu ama doğrudan Rusya ile savaşa girmeye cesaret edemeyeceklerini söyledi. Bir NATO ülkeleri bu savaşa dahil olmak, açıktan dahil olmak istemiyorlar. Aslında tamamen dahil durumdalar. Belki kendi askerleri savaşmıyor ama NATO teçhizatları vesaireleri tamamen bu saldırılarda... Ve savaşta kullanılıyor. Eğitmenler yine keza öyle. NATO asla savaşın bir parçası. Ukrayna tarafı yeterli görmüyor ve askeri olarak da o bölgede bulunmasını istiyor. NATO içerisinde bir belki bir panik yaratma, uluslararası bir kamuoyu yaratma ve bunun üzerinden çekme çabası var. Ama tabii bunun çok da başarılı olma ihtimali yok gibi de gözüküyor.